Beşiktaş'ın durumu kabul edilemez bir durum var. Evet Beşiktaş'ın maçı maçından sonuna kadar sergilediği oyun stili anlayışı aynı. Yani şu an yönetimin bir karar alması lazım. Ne zaman kendini işine odaklarsa o kadar başarılı oluyor. Dediğim gibi yani Saint-Maximin'i aradık mı burada bir problemin olduğunu gösteriyor. Burada Okan Hoca buna dikkat etmeli. Aralık ayına girmeden önce veya devre arasında Galatasaray şampiyon demek Herkese merhabalar. Bulls Yatırım'ın sunduğu İlhan Mansız'la birebire bire hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim çok sağ olun. Gündemimiz yoğun. Bütün takımları konuşacaktık ama dilerseniz son maçtan, son karşılaşmadan başlayalım. Zaten gündemin bir çoğunu da Beşiktaş-Göztepe maçının skoru dolayısıyla Beşiktaş meşgul ediyor diyelim. Hocam Beşiktaş kendi evinde Göztepe'ye 4-2 kaybetti. Ligde çıktığı son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi Beşiktaş. Ne diyorsunuz? Şimdi tabii ki Beşiktaş'taki tabloya bakacak olursak son haftalarda göstermiş olduğu başarısız performanstan dolayı sık sık eleştiriliyor. Bunun bir iki sebebi olabilir. Ana sebeplerinden birini zaten dile getirdik. Kadro derinliğindeki zaafından dolayı da hem Avrupa maçlarında hem ligde oynamış olduğu yoğun trafikten sebebiyle rotasyona girmekte zorlanıyor. Sakat ve cezalı oyuncu da dahil olduğu anda zaten hocanın eli kolu bağlanıyor bir nevi. Ancak Hocanın da belli bir istikrarsızlığı var. Kadro seçimlerindeki hatası, oyunu okuması, zaman zaman ilk 11 tercihleriyle de çok kez eleştirilirken en son da bu mağlubiyetten sonra artık bardağa taşıran son damla olarak hocanın milli takım aralarında vermiş olduğu izin evet, evet. ve kendisinin de yurt dışına çıkması gündeme geldi. Ama bundan önce tabii ki maçla başlayalım isterseniz. Hocam gerçekten bardak doldu taştı mı? Bu son muydu? Şimdi... Beşiktaş'ın durumu kabul edilemez bir durum var. Tabii 12. haftada. Süper Kupa'yı kazandın. İyi bir başlangıç yaptın. Avrupa Ligi'nin elemelerinde iyi bir performans sergiledin. Beklenti en üst seviyelerdeyken ardında bıraktığın haftalarda düşüşe geçmeye başladın. Düşün ana sebeplerinden biri kadro derinliğindeki zayıflık diyelim. Ka Kalitesinin çok üst seviyelerde olmaması. Ancak hocanın da milli takım aralarında özellikle bu haberi ben de bu maçtan sonra aldım. Sadece bu maçla ilgili değil. İşler kötü giderken her şey araştırılmaya başlanır ya. Evet, aslında evet. her milli bu üçüncü milli maç arası olmuş ve milli maç arası sonrası takımına fazla izin verdiği ve kendisinde verdiği izinden fazla da yurt dışında bulunduğunu belirtti. Duyumu geldi. Hocam bunun standardı nedir? Yani mil, siz milli, takı, milli maç aralarında kaç gün izin yapardınız? Ya yanlış hatırlamıyorsam ya iki ya max 3 üç gündür. Üçüncü gün sonunda zaten toparlanırız ama ben milli takımda olduğum için. Evet tabii canım ama biliyorsunuzdur canım hakimsinizdir arkadaşlarımızla. <laughs> ya iki, üç gün izin vardır yani. <laughs> evet. Tabii ki bazı oyuncuların ekstra durumları da olabilir. Atıyorum Güney Amerika'daki bir oyuncu milli takıma çağılmamıştır. Aile bir sorunlardan veya özel durumlardan dolayı yur gitmesi gerekir. Ona ekstradan bir gün izin verilir. Yol ben Samsun'da oynadığım dönemlerde hocaların benim çok çalıştığımı bildiği için ben hocadan iki gün, bir gün ekstra izin istediğimde hocam bana mutlaka bir gün fazladan kendiliğinden verirdi. Sebep olarak da ben zaten senin boş durmayacağını biliyorum. Orada gidip antrenman da yapacaksın. Sana güvenim sonsuz deyip bana ekstradan izin verdiği de olmuştur tabii ki. Ama hocanın takımın başında bulunmaması, tabii ki hocanın da Özel sebepleri olabilir, ailevi nedenlerden dolayı veya özel işlerinden dolayı yurt dışına çıkması gerekir ama bunu sürekli her milli takım arasında yaparsan ki şuna da dikkat çekmek lazım. Beşiktaş'ta kadro derinliğinden bahsediyoruz. Birçok oyuncudan faydalanamadığını, faydalanamadığın oyuncuları milli takım arasında yaptığın bir hazırlık maçıyla hem görme şansın olur Kesinlikle. hem onlara biraz bir maç temposu, bir maç ritmi yakalatma şansın varken sen bunu değerlendirmeyip izindeysen ve başarılı sonuçlar, iyi sonuçlar da almıyorsan kesinlikle eleştirilir. Hocam peki biraz önce bir de beklentilerden bahsettiniz. Sezon başındaki gidişat ve beklentiler tepedeyken ardından gelen sonuçlarla bir anda tabii yani beklentilerin tersine çıkması insanlarda hayal kırıklığı oluşturuyor. Peki bu beklenti gerçekten olması gereken bir beklenti miydi? Biz Beşiktaş'ın kadrosunun tam olmadığını sezon başında da biliyorduk ya da kötü gideceğini, işler sıkışınca Avrupa maçları devreye girince bir yerlerde kayıp verebileceğini biliyorduk. Hatta yorumlarımızda da devre arasına kadar ne kadar az kayıpla girerse o kadar iyi diyorduk. Şimdi bakıyorum Beşiktaş'ın 3 tane mağlubiyeti var bu takımlar. Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa. Ligde karşı yarı alanda en fazla top kapan takımlar bunlar. Ya böyle baktığımız zaman sizce de aslında olması gerektiği gibi gitmiyor mu? Tamam Beşiktaş'ın konumu kabul edilemez taraftarlar için ama sezon başından şu ana çok şey değişti mi? Ya şöyle söyleyeyim şimdi Beşiktaş sezon başındaki oynadığı futbolu devam ettirebilseydi ve mağlup olmuş olsaydı farklı bir şey konuşacaktı. Ancak Beşiktaş sezon başında o ilk 5 haftalık bölümde göstermiş olduğu tempolu, coşkulu futbol, geçiş oyunlarındaki istek arzusu, kanat organizasyonlarıyla girdiği gol pozisyonları veya yarattığı gol pozisyonlarıyla bu şekilde oynuyor olup kötü sonuçlar almış olsaydı beklentilerimizi karşılıyor ancak skora yansımıyor derdik. Şu an Beşiktaş hem skor açısından hem puan açısından hem de oynadığı futbol açısından beklentileri karşılayamadığı için zaten eleştiriliyor. Yani futbolda da gözde görür bir düşüş var. Bayağı bir düşüş var. Şimdi Göztepe maçının ilk yarısına baktığımızda zaten Beşiktaş neredeyse bir Anadolu takımı gibi kapanarak kendi sahasında kaptığı toplarla geçiş oyununa hızlı bir şekilde çıkmaya çalışıp kontra atak niteliğinde bir futbol oynayarak pozisyon üretmeye çalıştı. Dönem dönem de zaten topu öne taşıdığında veya uzun pasla forvet hattındaki oyuncusunu topla buluşturduğunda çoğalamadı. Asıl kötü evet. taraf orada. Orada temponun olmayışı veya diğer oyuncuların atağa katılmaması Beşiktaş'ta sıkıntı yarattı. İkinci arada işler biraz değişti. Skor 2-2 iken Beşiktaş girmiş olduğu 2-3 tane net pozisyonu vardı. Rafa Silva'nın, Immobilia'nın olsun, Raşit San'ın olsun çapraz'dan, çaprazdan vurdu. Bunları değerlendiremedikten sonra da Göztepe farklı bir stratejiyle, ilk yarıdaki stratejisinden apayrı bir stratejiyle ikinci yarı sahaya çıktı. Biraz daha fazla kapanan bu sefer geçiş oyunuyla Beşiktaş'ın üstüne geleceğini bilip 10-15 dakika dayanarak daha sonra girdiği boşmuş yakaladığı toplarla hı hı. hızlı bir şekilde ceza sahasına gidip pozisyon üretti. Van Bronckhorst burada da çok eleştiriyor hocam. Şimdi Göztepe'nin o oyundaki değişikliğini biz tribünden görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Bir şeye karşı bir tepki var orada. Van Bronckhorst şöyle eleştiriyor. Beşiktaş hep aynı şeyi oynuyor. Rakipler çözmeye başladı. Van Bronckhorst herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Sizce öyle mi? Ya şu an evet Beşiktaş'ın işte maçı başından sonuna kadar sergilediği oyun stili anlayışı aynı. Düz bir çizgi. Hı, hı Herhangi bir artış yok. Tempo işte ön alan baskısı yaptığında veya presi dayalı bir oyun oynayıp bunu 10-15 dakika rakip sahaya boğup orada bir gol postunun araması veya ikinci topları kaparak tekrar atağa orada sonuçlandırması ya da işte savunma yaparak kontra atak şeklinde. Beşiktaş'ın temposu bir çizgi haline devam ediyor. İniş çıkışlar olmuyor. Zaten tempoyu sürekli üst seviyelere tutma şansınız da yok 90 dakika boyunca. Kalp atışı görmüyoruz değil mi hocam? Görmüyoruz. Göremiyoruz hocam? maalesef. Sabit evet. Söylüyor. Zaten tarafların da en büyük tepkisi bu oluyor. Herhangi bir tepki, kalp atışı göremediğinden dolayı onların coşkusuna oyuncular ortak olamıyor. İlk yarıdaki dediğimiz gibi ilk maçın başlarında skoru 2-0'a getirdikten sonra kısa bir süre sonra 5 dakika içerisinde Göztepe'nin reaksiyon gösterip daha sonra da Beşiktaş'ın bir ikinci problemini ortaya çıkardı. Göztepe ilk iki golü duran toplardan attı. Evet. Galatasaray karşısında 2 gol duran toptan geldi. Duran top zafiyetinde sadece santrafor e, defans oyuncuların değil, takım halinde daha fazla çalışma yapması gerektiği kanısındayım. Kesinlikle hocam. O zaman hemen şöyle bileşik bir soru sorayım size. Beşiktaş'ta kötü gidiş sizce nasıl önlenebilir ya da en azından bu kısa dönemde kısa vadede kompanse edilebilir. İkincisi de Makabi Terevi'de bir maç var. Bu maçtan beklentileriniz nedir? Şimdi Beşiktaş'ın kötü gidişini bu kısa sürede nasıl kompanse edilir? Çok ben kompanse etmenin etmenin <laughs> taraftarı değilim. Çünkü sonuçta hep kısa dönem için konforumuzu değiştiriyoruz veya kısa dönem için başarı aradığımızda orta ve uzun vadedeki başarıyı heba ediyoruz. Veya bunları harcıyoruz. O yüzden bence daha orta ve uzun vadeli düşünmesi lazım. Sonuçta önümüzdeki sene yanılmıyorsam mayıs ayında bir kongre tarihi var. Doğru. Yönetimin bence erken bir şekilde karar alması lazım. Önümüzdeki kongrede aday olup olmayacağını. Eğer olmayacaksa sonuçta evet o ana kadar neleri değiştirebilir. Çünkü bunun devre arası transfer dönemi var. Transfer yapılmalı mı? Yapılmamalı mı? Eğer gidecekse, e, kongreye gidilecekse erken kongresi mi var? Yok mu? bunlar belli olması lazım ki yani şu an yönetimin bir karar alması lazım. Biz seneye de varız. Eğer yönetim seneye devam edecekse ona göre zaten devre arasında takıma yapılması gereken takviyeleri yaparlar. Yeni bir plan uygulayıp yeni bir yol haritasıyla daha sağlam adımlarla ilerlemesi gerekirken çok geçen sezonda bunun aynısını yaşadık zaten. Bir benzer senaryo evet yönetim değişikliği, 4 tane mi 5 tane mi hoca değişikliği derken Beşiktaş'ı istikrarsızlığa ve başarısızlığa iten ana sebeplerden biri buydu. Aynı hatayı tekrarlamamak lazım. Yani aslında biraz daha sabır diyorsunuz değil mi hocam? Sabırdan ziyade... <laughs> taraftar için söyledim. Taraftar için maalesef öyle gözüküyor. Evet sabır gözüküyor. Şu an 13 puan mı? Evet. Fark var. 13 puanlık fark. Kapanır mı kapanmaz mı? Şimdi hocanın da bir açıklaması oldu. Ben buraya şampiyon olmak için gelmedim mi demişti o. Öyle bir açıklama mı ee, Talihsiz bir açıklama mı? Evet, var. öyle bir açıklama yaptı. O zaman hoca buraya ne için geldi? Avrupa Ligi'ni mi kazandıracak ve final oynatacaksa tamam. Beşiktaş tarafları ona da vardır. Avrupa Ligi'nde final oynatıp Glasgow Rangers'la oynattığı gibi oynatabilirse taraftarın buradaki beklenti her zaman şampiyonluk artı Türkiye Kupası veya Avrupa Ligi'nde yanında onlar nereye giderse nereye gidebilirsen gidebileceğin <laughs> en iyi noktaya gitmek diye bunu herhalde hocaya en baştan anlatmışlardır. Orada herhalde en mantıklı açıklamayı Mourinho yaptı değil mi hocam? O dedi ki bu seneyi sormayın önümüzdeki sene şampiyon olamazsam hesap sorarsınız gibi bir açıklama yaptı. Bu seneyi de açık bıraktı, açık kapı bıraktı ama kendinde önümüzdeki seneye geldi. <laughs> acaba taraftar aldı. işte dediğim gibi Türkiye'de çünkü hep kısa vadede başarı beklediğimiz için taraftar yönetim bunu ne kadar taşıyabilir? Önemli olan zaten o. Kesinlikle. Hocam hazır Mourinho demişken dilerseniz Fenerbahçe'ye geçelim. Beşiktaş'tan da yok dedik. Fenerbahçe'de bu hafta tam tersi bir durum var. 8 gollü bir mücadele izledik. Kayseri deplasmanında 6 gollü bir galibiyetle döndü Fenerbahçe. 6-2 mağlubiyette. aynı zamanda Fenerbahçe dış sahadaki yenilmezlik serisinde 26 maça çıkardı. 21 galibiyet, 5 beraberliği var. Sarı lacivertli ekibe deplasman mağlubiyetini yaşatan son takım 2022-23 sezonunda 37. haftasında Galatasaray. Yani çok uzun zamandır deplasman o performansı çok iyi. mağlup olmuyor. Gerçekten Fenerbahçe bir Avrupa liginde oynadığı Manchester United maçından sonra Türkiye'de de Trabzon maçından sonra bir kenetlenme moduna bir camianın futbolcularının hatta hocanın da bir güncelleme yüklediğini gördük. Daha önce futbol dışında çok fazla açıklamalar olan Mourinho kendisini futbola verdiğinde ve takımının başarısı için futbol, futbolun içinde yapması gerekenlere odaklandığında neler yapabileceğini veya takımın yavaş yavaş daha iyi gidebileceğini bize göstermiş oldu. Benzer bir hikaye... Asıl işine dönmesi lazımdı. Benzer bir hikaye Mert Hakan onunla da ilgili diyebilir miyiz hocam? O da sahaya döndüğü zaman değişti sanki biraz. Aynı şey Mert Hakan için de geçerli. Evet son iki haftadır ilk 11'de şans buluyor. Bu şansı da çok iyi kullandığını düşünüyorum. Geçen hafta bir önceki haftada golüyle birlikte bu haftada oynamış olduğu futbol ve ile birlikte ve Ennesli'nin atmış olduğu goldeki asistin asistini yaptı. Çok tecrübeli bir şekilde geçiş oyunda topu kaptıklarında acele etmeden oyunun yönünü değiştirerek Tadic'i görmesi, Tadic'in nefis ara pasıyla nesri kaleciyle karşı karşıya bırakmasını büyük bir rol de oynamış oldu. Ne zaman kendini işine odaklarsa o kadar başarılı oluyor. İşte rakip takımın veya şampiyonluk yarışında olduğu bir takımın futbolcusuyla, teknik direktörüne laf yetiştirilmesiyle gündeme gelmediği zaman sadece işine odaklandığı zaman ne kadar faydalı olabileceğini hatta şunu da söyleyelim bir on numara performansının nasıl olması gerektiğini gösterdi. Ki Mourinho'nun en büyük kozlarından veya en fazla tuttuğu oyuncular Şimanski. Şimanski'yi on numarada oynatıyor. Şimanski'nin on numara performansıyla Mert Hakan'la oynamış olduğu on numara performansını kıyaslarsak Mert Hakan bir maçta Şimanski'den şu ana kadar oynadığı tüm maçlardakinden daha iyi bir performans sergiledi skor tabelasına katkıda bulundu. Sanki bu arada hocam Mert Hakan aynı zamanda kişiliğiyle beraber Mourinho'nun has adamı olabilecek bir pozisyonda gibi gözüküyor. Katılır mısınız? Sanki Mourinho'nun düşüncelerini, ruhunu sağ içine aktaran ve orada oyunculara bunu transfer eden bir görevde o ruh haliyle, savaşçı ruh kimliğiyle oynadığı zaman hocanın takımdan ne istediğini sağ içine aktarabilen bir oyuncu. Evet lider bir oyuncu öyle söyleyebiliriz. Hocam peki Tadiç biraz daha kaleye yakın oynadı sanki. O daha etkili bu maçta zaten bu arada Tadiç bütün sezon Fenerbahçe'nin en etkili silahlarından biriydi. Hatta en, en önemlisiydi belki. Biraz daha sanki bu hafta daha rahat oynadı gibi geldi. Skordan mı öyle oldu? Onun dışında Oğuz Aydın'ın performansı çok çarpıcı bir performans verdi. Yani Fenerbahçe'de bu hafta ne değişikti hocam? Fenerbahçe'de bu hafta ne değişikti? Öncelikle milli takım arasını iyi değerlendirdiler. Zenit'le bir maç yaptı. Mourinho burada daha önce çok fazla şansı vermediği Oğuz Aydın olsun, Cenk Tosun'u oynattı o maçta. Oradaki kulübesinde olan ve fazla forma şansı bulmayan Levent Keza, Levent Mercan bunları görme şansı oldu. Performanslarını görüp değerlendirip aklındaki soru işaretlerini gidermiş oldu veya işte Saint-Maximin'in sakatlığında Oğuz Aydın'ı o kanatta kullanabileceğini alternatif bir oyuncusun olduğunu görmüş oldu. Bunları da cesur bir şekilde zaten sahaya da sürerek... Daha önce de Samet ve Mert Hakan'ı oynatmıştı. Uzun süredir ilk 11'de şans vermediği. Her ikisi de gerçekten buldukları şansı iyi değerlendiklerini düşünüyorum. İki haftadır bunu da devam ettiriyorlar. Bunların içine Oğuz Aydın da katıldı. Hem atmış olduğu goller hem de asistiyle birlikte. saint Maxime'nin yokluğunda, formsuzluğunda ben de varım. Hocadan forma şansı bulabilirim veya oyun sıkıştığında oyuna sonradan dair olma şansını arttırdım veya da dediğim gibi yani Saint-Maximin'i aradık mı? Her ne kadar son haftalarda onun da yükselen bir form grafiği olmasına rağmen bu maçta Saint-Maximin'in yokluğunu Fenerbahçeli ve Mourinho'da aramamıştır bence. Katılıyorum hocam. Peki Fenerbahçe'de hocam önümüzdeki maçta Prag deplasmanına gidiyor. Avrupa'da Fenerbahçe'den beklentimiz ne olmalı? E şimdi Fenerbahçe tabii ligde iyi veya kötü temposu belli bir seviyede. Fizik kalitemiz ve tempomuz Avrupa liglerindeki göre biraz daha alt sıralarda kaldığı için rahatlıkla maçı fazla zorlanmadan galip gelebiliyor. 3 puan alma ihtimali çok çok daha fazla. Ancak AZ Alkmaar maçında da gördüğümüz gibi fizik kalitesi yüksek, mücadele eden, Genç bir takımla karşılaştıklarında ki Slavia benzer bir takım olduğunu düşünüyorum fizik kalitesi hmm. olarak. Temponun ne kadar yukarılara çıkabileceğini şu an tahmin etmek zor ama bu tarz maçlarda Fenerbahçe'nin gerek yaş ortalaması, forvet hattında oynayanlar, Tadic, Ennesri demeyeceğim ama Ceko ile başlarsa Ceko ve oyuncu profili olarak da çok fazla defansa yardım etmeyen temposu iki yönde değil de sadece tek yönlü ofansta yüksek ancak savunma yapması gerekirken temposun düştüğü oyuncuların çoğunluğundan dolayı bu tarz maçlarda zorlanabiliyor ama umarım ki sadece Fenerbahçe değil tüm takımlarımız bu, bu hafta Avrupa'da başarılı olurlar. Umarız diyelim hocam. Dilerseniz geçelim lidere. Lider Bodrum deplasmanındaydı. 1-0 kazandı. Hocam Galatasaray'da kaybetmiyor rekorlar kırarak devam ediyor. Nasıl rekorlar kırıyor? En son rekorunu konuşalım. 12 hafta sonunda 11 galibiyet bir beraberliğe ulaşan Galatasaray böylece Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcına da imza atmış oldu. Çok iyi başladı hocam Galatasaray. Yani sezon başını düşünüyoruz. Beşiktaş'a kaybedilen 5-0'lık bir Süper Kupa finali. Transferler zamanında geldi mi gelmedi mi yetişti mi yetişmeyecek mi denirken içerisi biraz kaynarken o simen hamlesi ve mükemmel bir başlangıç. Mükemmel bir başlangıç yaptı. Evet sonuçta 11 galibiyet, bir beraberlik. İnanılmaz bir tablo şu an için. Bu şekilde devam ettirebilirler mi? O da tabii ki ayrı bir soru. Sonuçta Avrupa Liginde de iddialı bir durumda. Oradaki iddiası devam edip daha sonraki aşamalarda maç temposu ve ziraat kupası da katıldığında geniş bir kadrosu var. Kaliteli oyuncuları da yedeklerde dahil olmak üzere kaliteli oyunculara sahipler. Ancak sorunsuz olduklarını düşünmüyorum. Şimdi bir Icardi'nin sakatlığı var. Icardi bu sezon forma giyemeyecek. Bu maçta ortaya çıkan bir Hakim Ziyeh problemi olduğunu gördük apaçık bir şekilde. Sonuçta Bodrum'un 10 kişi kalmasına rağmen Hakim Ziyeh oyuna dahil olduktan sonra o da takımını sayısal olarak 11 olsa da göstermiş olduğu performans ve laubali davranışlarıyla takımı 10 kişi bıraktığını söyleyebiliriz. Buna kaçırmış olduğu golü söylemiyorum. Laubali bir vuruş yaptı. Olabilir ancak reaksiyon göstermesi, topu kaptırdığında temposunun olmaması, elini kolunu sallayarak saha içinde yürümesi burada bir problemin olduğunu gösteriyor. Burada Okan Hoca buna dikkat etmeli. Onun dışında yapmış oldukları başlangıç gerçekten inanılmaz. Dediğim gibi bu tempoyu, bu başarıyı sezon sonuna kadar taşıyabilirler mi? Ayrı bir soru ancak şunu da söylemek lazım. Galatasaray iyi oynamadığı maçları kazanmasını biliyor ki en güzel örnek son hafta izlediğimiz Bodrum maçı. Oyun içerisindeki set hücumundan olsun, geçişlerde olsun organize olarak çok fazla pozisyon üretemeyen Galatasaray kötü oyununa rağmen galip gelmesini biliyor. Her ne kadar kötü oyunu eleştirirsek diğer taraftan da Galatasaray'a böyle bir oyunla 3 puanı alıp Bodrum'daki deplasmandan Okan Hoca maçtan sonra çimlerle ilgili bir söylemi oldu. Rüzgarla ilgili tamam rüzgarı anlayabiliyoruz. Sonuçta iki takım da bir devre rüzgara karşı, ikinci devre bir diğer devrede rüzgarı arkasına alarak oynuyorlar. Biraz daha esnek olmak lazım. Oyununu ona göre adapte edebilmen lazım. Aynısı milli maçta da Karadağ'la yapmış olduğumuz evet. kötü sahada yağmurlu zeminde, çamurlu zeminde oyuncularımız oraya adapte olması lazım da oyun stilini ona göre ayarlayıp yapılması gerekenleri yapması gerekirdi. Galatasaray istediklerini uygulayamadı. Ancak hani iş kazası demeyelim performans kazasıyla 3 puan almasını bildi. O gerçekten öyle oldu hocam. Ben burada notumu alırken de şöyle aldım zaten. Öyle oluyor, böyle oluyor ve Galatasaray hem kazanmaya hem de rekor kırmaya devam ediyor sorumu şöyle güncelleyim size. Henüz Aralık ayına girmedik. 2025'e de girmedik ama sanki Fenerbahçe yetişiyor gibi gözükse de Galatasaray bu sene şampiyon olacak gibi gözüküyor. Yani buradaki şansı nasıl değerlendirirsiniz? Şu an tabii ki çok erken ama yani aradaki fark öyle. De bir devre arası müdahalesi daha dengeler mi işleri? Bir de Galatasaray için UEFA Kupası konuşabilir miyiz hocam? Bu sezon sizce olur mu? Haftalar önce zaten hem oyuncularının hem de yanılmıyorsam Okan Hoca'nın açıklamasında evet kupayı almak istiyoruz final oynamak istiyoruz dediler almak Hı. istiyoruz demediler final oynamak evet. istiyoruz dediler aslında şansları var tabii ki. Eğer devre arasında bir takviye yapılırsa çünkü Icardi'nin yokluğunda eğer Okan Hoca ligdeki maçlarının çoğunu hatta Tottenham'a e karşı da çift santrafor çıktı, çıkar evet. mı çıkmaz mı derken Avrupa'da da çift santrafor oynayabileceğini gösterdi. Bir santrafor takviyesi yapabilirler diye düşünüyorum. Evet, Batshuay var. O zaman ikilisi oynar mı, oynamaz mı? Hoca karar verir performansını antrenmanlarda görerek. Ancak Aralık ayına girmeden önce veya devre arasında Galatasaray şampiyon demek özellikle ki 5 puan gibi İki maçta kapanabilecek bir puan farkında biraz erken olur. Ama bu şekilde devam ettiklerinde şampiyonluğun en büyük favorilerinden bir tanesi olduğunu kanıtladılar. Aralık ayında şampiyonluğun favorisi eğer bu şekilde devam ederse Galatasaray diyebiliriz ama Fenerbahçe'yi de unutmamak lazım. Son haftalardaki reaksiyon göstermesi, pozitif anlamda grafik. kenetlenmesi, reaksiyon göstermesi onları da sezon sonuna kadar bu işin içinde var olduklarını gösterdiler. O zaman hocam ile ilgili son sorumu soruyorum. Siz 2002-2003 sezonunda namalup şampiyonluğa çok yaklaşmıştınız. Bir Diyarbakır mağlubiyeti vardı yanlış hatırlamıyorsam sadece. Tek mağlubiyet. Ve bu uzun maratonu yenilmeden tamamlamanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Peki Galatasaray bu sene yenilmeden tamamlayabilir mi? Olabilir. Zannedersem ligde namalup olan tek şampiyon Beşiktaş. Beşiktaş. Galatasaray'ın daha önce namalup bitirdiği sezon var. Fakat ama o sezonda şampiyon Beşiktaş oğlum. şampiyon oldu. Ha Beşiktaş şampiyon oldu yani. işte. Böyle bir şansı var ama şimdi çok uzun bir maraton olduğu için futbolculara veya teknik heyete artı camiye biz ne mağlup şampiyon olacağız aşısı yapmaya gerek yok. Böyle bir beklentiye girmeye gerek yok. Gerginlik ya, yaratır mı? Belli bir stres yaratabilir. Tabii ki oyuncular ve camiye, teknik heyet dahil olmak üzere bu stresin altından kalkabilecek ama şimdi Okan Hoca'nın planında ben ne mağlup şampiyon olayım diye bir takıntı olduğunu veya düşünce olduğunu düşünmüyorum. O yüzden haftadan haftaya bakıp her maçı kazanma motivasyonuyla sahaya çıkıyorlar. İyi oynayarak ya da iyi veya kötü oynayarak bunu gerçekleştirebildiğin süre bunu ne kadar gerçekleştirebileceğiniz çok önemli. Konsantrasyonunu ne kadar üst seviyede tutarsanız o kadar zihinsel ve mental yorgunluğa da girebilirsiniz. O yüzden namalüp olma, namalüp şampiyon olma ihtimali var mı? Var ama hedeflerin o olduğunu düşünmüyorum. Hocam o zaman hemen bir de milli takımla ilgili bir soru sorup arkasından izleyicilerimizin soru ve yorumlarına geçiş yapacağım. Hocam Karadağ deplasmanda 3-1 yenildik. Neyi başaramadık? Hemen kısaca Montella'yla devam mı? Dünya Kupası'na gider miyiz? Karadağ'a yenildik evet. Gerçekten çok üzücüydü. Sonuçta 5 maçlık emeğin karşılığını Karadağ maçında son maça bırakıp alamamak. A ligine çıkabilmek için bir playoff maçından geçmemiz gerekiyor. Tabii ki hepimiz üzüntülüyüz. Nedenlerine gelecek olursak da Şimdi Montella genelde santraforsuz oyunuyla çok eleştiriliyor. Kağıt üzerinde evet orada bir santrafor var. Ancak hocanın elinde de o mevkide oynayabilecek bir oyuncu, hazır oyuncu bence yok. Şimdi Enes Ünal Eylül ayının ortasına kadar sakattı yanılmıyorsam. Çıktı 10 maçta ligde gol yok. Bir tane asisti var. Onun dışında santrafor adaylarımız kim? Cenk Tosun. Cenk. Fenerbahçe'de oynamıyor. Uzun süredir. Yaş itibarı ve kadroda oynamaması nedeniyle Hocanın tercih etmediği isimlerden birisi. Yani hocayı ne olarak eleştirebiliriz? Felsefen bu dedi. Teknik kapasitesi yüksek olan oyuncuları tercih ederim dedi. Sağ ve hava şartları o gün tamam teknik kapasitesi yüksek oyuncuların olabileceği ama sürekli pas kombinasyonla yapılabilecek veya dribling yapmasının zorlaştığı, zaman zaman topu süremeyeceğin alanların fazla olmasından dolayı oyun tarzını değiştirmesi gerekiyordu. Mental olarak oyuncuları bunun bir final maçı olduğunu aktarması lazımdı. Bunları aşılayamadı. Kaldı ki daha önce Galler maçında Samet'i oynattı. Karadağ maçında Emirhan'ı stoperi aldı. Sanki Galler maçını galip gelmiş olsaydık, gruptan çıkmayı garantilemiş olsaydık, Karadağ maçını zaten farklı mevkilerde, farklı oyuncuları deneyebilirdin. İlk 11'de tercihlerinde yapmış olduğu hatayı ağır ödedik. Bu hat, yapmış olduğu hatayı devre arasında iki oyuncu değişikliğiyle telafi etmeye çalıştı. Halbuki skor bizim lehimizeyken ofansif anlamda değişiklik yapması gerekirken stoper ve sol bekini çıkardın. İlk önce maça başladığın hatayı telafi etmeye çalıştın. Daha sonra skora katkıda bulunabilecek oyuncuları oyuna aldın. Ancak iş işten geçti. Belki bu yönde eleştirebiliriz. Dünya Kupası'na gidebilir miyiz? Temennimiz ben bekliyorum. 2002'den beri katılamadık. İnşallah bir sonrakine katılırız. Hocam bütün bir ulus 2002'den beri bekliyor. İnşallah katılacağız diyelim. Bir de soru ve yorumlara geçelim. Bakalım neler denmiş. Ben Okan Rüzgar 8863 demiş ki İlhan Mansız altın golle Senegal'i eledikten sonra FIFA altın gol kuralını kaldırdı. İyi ki varsınız demiş. Hakan Demir QN7LH demiş ki İlhan Mansız neden teknik adamlık yolunda ilerlemiyor? Türkiye'de bu işi en etki yapacak profillerden birisi hocam sevgiler demiş. Ya aslında benim kariyer planlamamda Teknik direktörlük yoktu. Ben futbol oynadığım dönemler işte 38 yaşına kadar futbolu oynamayı düşünüp daha sonra oradan işin yönetim tarafına, sportif direktörlük tarafına kaymayı düşünürken işler tabii beklediğinden çok farklı yönlere gitti. Sakatlıklar tekrar sahaya dönme çabası derken yapmış olduğum bu kariyer planlaması alt üst oldu ancak teknik direktör olmam için Türkiye'deki başkan veya kulüp yöneticileri profilinde benim çok fazla sorun yaşayacağıma inandığım için kendi karakterimi iyi bildiğimden dolayı o yüzden şimdilik düşünmüyorum ama doğru bir proje karşıma çıkarsa belki bu olumsuz düşüncemi farklı olarak değerlendirebilirim tekrar. Hocam biz sizi bırakmayalım bir süre de. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki sorumuz hocaya sorar mısınız? Sizden iyi golcüler sorusuna verdiği cevaplarla ilgili ne düşünüyor? Adam Sevan 44 -06. Bununla ilgili biz bir Yaparız Ufak video şeyler. yapmayı düşünüyoruz. Yaparız. Orada açıklayacağım. Tamamdır hocam. Evet izleyicilerimize tekrar söyleyelim, hatırlatalım. Beğenilerinizi bekliyoruz, aboneliklerinizi bekliyoruz. Ayrıca soru ve yorumlarınızı da bekliyoruz, okuyoruz diyelim. Hocam ekleyeceğiniz bir şey yoksa benim sorularım bu kadar bugün. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Görüşmek üzere.